Karabük Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü tarafından deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 6.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel gaz ve elektrik kesimini gerçekleştirdi. Sesini duyan var mı? Daha sonra AFAD ekipleri enkaz altına kalan yaralılar için kurtarma çalışması başlattı. Gerçi yaratmayan tatbikatta iki katlı binanın çökmesiyle enkazdaki vatandaşlara ulaşılırken yaralılar ambulanslarla Sahra Hastanesi'ne taşındı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Sesini duyan var mı? Tahliye çalışmalarının ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çatıda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Etkinlik sonunda gazetecilere konuşan AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, deprem tatbikatını başarıyla tamamladıklarını belirtti. Erbay, Türkiye yüzyılında 6 Şubat 2022 tarihinde ülkenin en büyük depreminin yaşandığını hatırlattı. Deprem tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Bildiğiniz gibi bu sene Türkiye yüzyılı. Türkiye yüzyılında da 6 Şubat'ta artık 300-400 yıllık depremi büyük bir deprem felaketini yaşadık 6 Şubat'ta. Karabük'te bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fayı hemen bize kuş bakışı olarak 35 kilometre öteden geçiyor. Hatta İsmet Paşa'da bizim ilimiz sınırlar içerisinden geçiyor. Bu Kuzey Anadolu fayında da Karabük'ü etkileyen deprem 1 Şubat 1944 yılında olmuştu. O dönemde oluşan depremde 359 vatandaşımız hayatını kaybetti. 20.865 tane bina yıkıldı. Ağır hasar gördü. 5.000 tane yaralı oldu. Şimdi tabii ki depremler nedir? Türkiye'nin artık gerçeği her zaman oluyor ve olmak ve devam edecek. Bizler de her zaman depremlere karşı hazır olmak zorundayız. İşte bu hazır olmak aşaması için de devamlı tatbikatlarımızla iyi bir hızlı ve etkili müdahale için tatbikatlar yapmamız lazım. Müdahale gücümüzü pekiştirmemiz lazım. Biz de Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak bu tatbikatları her yıl yapıyoruz.